arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel bir battaniye çalışması yaptık. Battaniye çalışmamızı şiş ile ördük gördüğünüz gibi. Ve tığ ile birleşimini tek renk olarak yaptım. İbruli ipimizi kullandık şu şekilde göreceğiniz gibi. Sizler farklı farklı renklerle de bu güzel modelimizi çalışabilirsiniz. Burada tamamen düz olarak ördük. Hem başlangıçta hem bitişte harışılarımızı kullandıktan sonra araya düz örgümüzü ördük. Burada e, siz e, motifimizi Hangi büyüklükte istiyorsanız ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Hepsini farklı renklerle örebilirsiniz. Bu çalışmamızda sadece yapmış olduğumuz tek farklı işlem hepsini aynı yönde değil, bir tanesini yatay yaparken bir tanesini dikey. Birisini yatay, dikey, yatay, dikey şeklinde motiflerimizi birleştirme işlemini yaparak battaniyemize bir farklı güzellik kazandırmak istedik. Bakınız yatayın üzerinde yine dikey çalışmamız dikeyin üzerinde yatay çalışmamız sadece farkımız burada oldu. E, bu çalışmamız için. Motif büyüklüğü dediğim gibi istediğiniz kadar büyük küçük çalışabilirsiniz. Ben şöyle e, küçük parçayla size göstermek istedim. Ona bakın. Daha küçük olarak çalıştım. Tamamen İpinize göre ya da e, örmek istediğiniz büyüklüğe göre örebilirsiniz. Ne kadar büyük parça örerseniz e, buradaki motif sayısı ona göre daha az olacaktır. Şöyle görelim. Tepesinden ve aşağısından haroşalarımı ördüm. Bir tanesinde haroşam biraz azken diğer haroşam bir sıra daha fazla oldu. Arada düz örgüm var. Evet şimdi tek renkten birleştirme işleminin nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Ölçülerine gelecek olursa ölçülerim uzunluğu 2 metre eni ise 1.20 santim. Şöyle enimiz 1.20 santim uzunluğu ise 2 metre battaniyemizin bir tek kişilik güzel bir çalışma. Motif sayısına gelince tabii ki bu sayı öreceğiniz e, motifin büyük ve küçük oluşuna göre değişkenlik gösterecektir. Onun için yanıltıcı olması mesela bu motifle aynı değil bu motifimiz. Daha e, büyük bir parça halinde örüldü. Daha büyük parça örerseniz e, motif sayısı tamamen ona göre şekillenecek ve değişecek. Tırlatmalarımızı yaptıktan sonra battaniyemizin uzunluğuna kaç tane motif girdiğine bakmak istiyorum. 1-2-3 4-5 6 7, 8 ve 9. Şöyle eline sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın epeyce büyük motiflerden çalıştık. Şöyle bir karış bakınız. Büyüklüğünü görmeniz için şu şekilde karıcımla yapmaktayım. Bakınız. Sizler dilediğiniz ölçülerde örebilirsiniz. Büyük örürseniz daha az motiflerle istediğimiz uzunluk ölçüsüne ulaşacağız. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel battaniyemizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Motiflerimizi örmek için 3,5 numaralı şişlerimi kullanıyorum. Daha büyük numaralı şişlerle de örebilirsiniz eğer ipiniz kalınsa. Şimdi ilmeğimizi almaya başlayalım. 25 tane ilmeğime yetecek kadar ipimi şu şekilde ayarladıktan sonra şişimi almaya başlıyorum. Çok fazla sıkıştırmıyorum ki rahat alalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ben motifimi 25 ilmek üzeri başlattım. Daha büyük motif çalışmak isteyenler bu sayıyı fazlalaştırabilirler. 30 yapabilirsiniz, 35 yapabilirsiniz. Hatta daha irice olsun derseniz 40'ar 40'ar yapıp daha çabuk da bitirebilirsiniz. Motiflerimiz ne kadar iri olursa bataniyemiz de daha çabuk bitecektir. Evet şimdi saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şöyle bir tane de düğümümüzü atıyoruz. Ve örmeye başlıyoruz. Öncelikle 6 diş haroşamı örüyorum. Haroşayı düzden ören arkadaşlarımız yine nasıl örüyorlarsa o şekilde düzden örsünler. İlk ilmeğimizi ilk defa öreceğimiz yani şişimizden ilk çıkaracağımızda mutlaka örüyoruz düzden örerek ben haroşama başlatıyorum bütün ilmeklerimi örerek şuradan giriyorum alıyorum Evet ilmeklerimizi düz yönden örerek geldim. Son iki tane ilmeğim var yine düz örüyorum en sondaki ilmeğimizi ben ters örüyorum kenarımız düzgün olması için ters ördüm ve çeviriyorum Bu sadece son ilmeğimiz için geçerli ve örgümün diğer yönünü çeviriyorum birinci sıramı bu şekilde örmüş oldum Evet ikinci sıramızda ilk ilmeğimizi örmeden alalım ve yine düz örüyorum haroşamı oluşturmak için önden ve arkadan düz örüyorum. Son ilmeğimize gelene kadar düz örüyorum. Son ilmeğimi yine ters örüyorum. Ve bakınız haroşamızı oluşturduk. Şöyle görelim. Arkasını çeviriyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane ilmeğimi yani ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Ve toplamda 6 diş haroşa olana kadar işlemimi tekrar ediyorum. Şöyle diğer motifimize bakalım. Bakınız. Diğer motifim dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşamı ördüm. Kenarlarımıza bakalım. Bakınız bir tane ilmeğimizi son ters örüp başlangıçta boş aldığımız zaman şu şekilde düzgün bir kenar elde edeceğiz. O yüzden bu sonuca ulaşmak için son ilmeğimizi ters örüyoruz ve başlarken de Örmeden alıyoruz her iki yönde de bakınız aynı işlemimizi tekrar ettiğimiz için şöyle görmekteyiz birleştirmede gayet kolaylık sağlayacaktır bize bu yaptığımız işlemimiz 6 diş haroşamızı örerek geldim 1 sayıyorum bakınız 1 2 3 4 5 6 ve örgümün ön yüzündeyim bu şekilde şişimizi tuttuğumuz zaman şişimizin açık ucu buradayız ipimizin de e, uzun ipimiz de buradayız yani şöyle modelimizi ilk kuracağımızda ilmeğimizi aldığımızda kalan ipimiz tuttuğumuz zaman şişimizin açık ucuyla aynı yerde ise burası ön yüzü şimdi düz örgülerimize başlayacağız bakın buradan da örerek geldim arkayı çeviriyorum Arkayı çevirdikten sonra artık şurada yapacağım düz örgü kısmına geçmeye başlayacağım. Bakınız 6 diş haroşamı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkasını çeviriyorum ve ters örgüyle başlıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. 2, 4, 6. Şöyle gördüğümüz zaman Diğer taraftan ön yüzden sayalım. Arka yüzden değil. 2, 4 ve 6. Arkayı çeviriyorum. Buna dikkat edelim. Şaşırmayın diye bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bazen e, hangisinin ön hangisinin arka ya da nereden terse başlayacağını e, karıştırabilir. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımı düşündüğüm için söylemekteyim. Burayı düz örerek geldim. Arkayı çeviriyorum ve başlıyorum. Burası da örgümüzün ters yönü bakınız. şişimizde açık uç aynı yönde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum ters örmeye. Artık örgümüzü arkadan ters, ön yüzden düz örüyoruz ve haroşamızın üzerine düz örgümüzü başlatmış oluyoruz. Şöyle görelim. Bakınız ben bu şekilde ördüm. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra ördüm. 19 sıradan sonra tekrar haroşamızı örerek motifimizi bitirdik. Aradaki düz örgümüzü 17, 18, 19 ne kadar isterseniz şöyle yaptığımızda kare olacak şekilde ayarlayın. Bakın bitişte de çünkü haroşalarımız var. Bitiş haroşamız daha az olacak. 4 dişimizi ördükten sonra kesme işlemini yapacağız. Buradaki sayı ipinizin kalınlığına göre ya da zevkinize göre birkaç e, eksik, birkaç fazla olabilir. Bunu tam kare oluşturdum ben. Evet, şimdi aradaki düz ilmeklerimizi örelim. Sonra haroşamızla yeniden birlikte olalım. Düz örgümü örerek istediğim ölçüye ulaşana kadar ilerledim. Aynı buradaki bir önceki motifimdeki ölçüyle aynı ölçü oldu. Sizler kaç tane istiyorsanız ya motifinizin büyüklüğü ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Şimdi bu sıradan sonra tekrar haroşalarımı çalışmaya başlıyorum. Bakınız altta biraz daha yani alttaki haroşa sayım fazla üstteki ise daha az. Şimdi bu az olan haroşamı örmeye başlıyorum. Aradaki düz örgümden sonra. Şimdi haroşam ben düzden ördüğüm için arkasından yani ters yönünden düz olarak örmeye başlıyorum. Haroşasını ters ören arkadaşlarım ise ön yüzden ters olarak örerek haroşamızı oluşturabilirler. Şimdi örgümün ters yönündeyim ve bakın istediğim ölçüye ulaştım. Şöyle görelim. Bakın şöyle saydığım zaman diğer motifimle aynı. Sizler 19, 20, 21 sıra kaç sıra isterseniz e, tamamen zevkinize göre yani motifinizi oluşturmak istediğiniz büyüklüğe göre, göre örebilirsiniz. Hatta başlarken de daha önce de söylemiş olduğum gibi daha büyük parçalar yapabilirsiniz. Evet şimdi örgümün arka tarafındayım ve haroşa örgümü örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 diş haroşamı öreceğim. Düz olarak örüyorum. Arka yönden. Ters yönden düz örüyorum. Çünkü haroşam ben düz örerek. Tersten ören arkadaşlarım ise işlemimizin tam tersiyle devam etsinler. Evet 4 sıra haroşamı örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. 4 diş haroşamızı örerek tamamladım. Şimdi 4. dişten sonra keserek motifimizi tamamlayalım. 1. ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. Birincinin içerisinden geçirerek kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bir önceki ilmeğimin içerisinden geçirip kesme işlemi yapıyorum sırası ile bütün ilmeklerimizde aynı işlemimizi tekrar ederek motifimizi keserek bitiriyoruz çok çok kolay önce örüyorum sonra önceki ilmeğimden şöyle önden alarak girip sonra ördüğümü geçiriyorum önce örüyorum Sol elimdeki şişimle önceki ilmeğimin içerisinden şöyle giriyorum. Sırada öndeki ilmi iple olanı içinden geçiriyorum ve bu şekilde bakınız çok düzgün bir biçimde kesme işlemi tamamlıyorum. Son kez yapalım. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacımız. Zaten örgüyü bilen arkadaşlarımız rahatlıkla bu işlemimizi yapacaktır. Örüyorum. Öndeki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Çok sıkıp üzmeyelim. Normal olsun. Çok da gevşek olup ağzı lahalar var ulanmasın. Evet şöyle tamamlayalım. Son ilmeğimi de ördüm. içinden geçiriyorum. Şöyle bir tane de düğümümü atıyorum ve makasımla ipimi kesiyorum. Ve şöyle uzatarak sıkıştırıyorum bu şekilde de düğümümü attım ve motifimi tamamladım bu şekilde motiflerimizi tamamlayalım sonrasında birleştirme işlemimize geçelim motiflerimizin hepsini ördükten sonra birleştirme işlemini ve kenar tığlamasını çalışacağız bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimizin kılanına uygun tığ kullanıyoruz önce ilk motifimizin bütün kenarlarını tığlıyoruz İlk motifte bütün kenarlar uç kısımdan başladım şöyle sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim biraz ileriye bakınız çok ileriye gidip motifimizi şu şekilde çektirmiyoruz çok da dip dibe batıp karanfilleştirmiyoruz marullaştırmayalım ya da 1 2 3 batıyorum 1, 2, 3. Buradaki derinlik tamamen zevkinize göre daha da derin batabilirsiniz. Ama tabii ki tabi bu kadar bir derinlik değil. Şuraysa diğer taraftır. Daha uzun görünecektir. 1, 2, 3. Bakın birinci ve ikinci uzun daha şık olmakta gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Hep aynı örgünün çizgisi üzerinden devam edelim farklı farklı yerlere batmayalım. Tepeden şöyle kısacık örmeyelim yani kısacık şöyle yukarı kısımlara batmayalım. Şu şekilde batmamızı tamamlayalım. 1, 2, 3. Güzel bir battaniye çalışması. Hem kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz hem de yeni alıp Örebilirsiniz. Farklı renklerde çalışabilirsiniz. Bizimki gibi. Ebru'lu iplerle de çalışabilirsiniz. 1 2 3 köşemdeyim. Bakınız batıyorum yine. 1 2 3 ve diğer tarafa geçişimi yaptım. Çok kısa örmek istemiyorum. 1 2 3 güzel bir görünüm katsın. Üçer zincirlerle ve sadece batma işlemiyle bütün kenarlarımızı tamamlayalım. Motifimin çevresini tığladım. Dört kenarının dördünü de tığlayarak tamamladım ve başlangıç noktamdayım. Şimdi burayı da birlikte bitirelim. Üç tane zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum ve kapatıyorum. Şimdi Diğer motifimi ipimi koparmadan alıyorum ve birleştirme işlemini yapmaya başlıyorum. Bu battaniyemizdeki püf noktamız bir tanesi dikeyken bir tanesi yatay olarak birleştirecektik motiflerimizi. Buna dikkat ederek motiflerimizi alıyoruz. Her ikisinin de ters yönlerini birbirine baktırıyoruz. Düz yönler dışarıda olacak. Bakınız buradaki dikey yataylığa da dikkat edelim. Burada bakınız haroşamızda birleştireceğiz. Bu hatanemizin çok şık görülmesini sağlayacak bu çalışmamız. Şimdi ipimi koparmadım. Diğerini hiç yapmadım. Bakınız hiç e, kenar tığlamasını yapmadım. Örerek yapacağız. Bir iki tane zincir çekiyorum. Diğer motifi yandan. Batıyorum köşeye. Tekrar oradan iki tane zincir çekiyorum ve buradaki ilk üç zincirin şöyle altından giriyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Belirli bir uzaklık ayarlayarak karşıdaki motifime batıyorum. Çekiyorum. Tekrar bir, iki zincirimi çekiyorum. Buradaki sırayı takip eden şuradaki bölümümün altından girip kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar karşıya belirli aralıklarla batıyorum. Yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve tekrar motifimin sıradaki 3 zincirine geliyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Belirli aralık ve aynı derinlikte batıyorum. 2 zincirim sıraya batıyorum. 2 tane zincirim karşıdaki hiç örülmemiş motifimi. Tekrar iki zincir hiç atlamıyorum bakınız. Ve şöyle görmenizi istiyorum. Bakın birleştirme işlemini bu şekilde yapıyoruz. İki tane zincirle tekrar karşıya geçiyorum. İki zincirle ördüm yere dönüyorum. Karşıya bu tarafı Her ikisini de aynı anda örmekteyim. Karşıya geçiyorum. İki zincir karşı taraf. İki zincir karşı tarafa geçiş Tekrar iki zincir karşı taraf örmediğimiz motifimiz iki zincir diğer motifim diyeyim iki zincir ve köşeye kadar geldim şöyle görmekteyiz şöyle bakalım bakın birleştirme işlemini gayet düzgün bir şekilde ördüm tığımda düşmemek için ısrar etmekte bakınız şimdi en son köşeye geliyorum köşeden köşeye Bakın mutlaka köşeme batıyorum bir iki tane zincirimi çektim artık diğer motifimde devam ediyorum yine aynı köşeyi batıyorum şuraya bakınız yandan devam ediyorum. İpimi koparmadan ilerliyorum. Yine alttan 3 tane zincir çekecektim. Şurada bir tane eksik çektim. Hiç önemli değil. 1, 2, 3 ve bu şekilde kalan bölümlerini de örelim. Motiflerimizin hepsini bu şekilde birleştireceğiz. Bir tane ördüğümüz motiften bir tane diğer motiften örerek birleştirme işlemini yapacağız. Şöyle diğer yerlerde de aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Bu kadar kolay bir çalışma. Bu açık olduğu için açık renkte daha belirli görülmekte. Diğer modelimizde daha koyu renklerle örüp tamamlamıştık birleştirme işlemini tamamladım kenarlarına da hepsini tığladım bakınız bu şekilde bütün parçalarımızı aynı işlemimizi yaparak tığlayıp devam edeceğiz bir parçamız tamdı diğer parçamızın hem tığladık hem de birleştirme işlemini yaptık diğerlerine de köşesine göre bazen bir tane köşesi bazen iki tane köşeyi birleştirmemiz gerekiyorsa iki köşemizi örmeyeceğiz ve bu şekilde birleştire birleştire motifimizi tamamlayacağız tabi şu şekilde de çalışabilirsiniz bütün motiflerimizi tamamladıktan sonra her birini aynı şu şekilde kenarlarını tığlarsanız şöyle bu şekilde kenarlarını tığlayıp daha her ikisi yani bütün motiflerimiz tığlı olur. Aradan ikişer zincirle birleştirme işlemini de yapabilirsiniz. Her türlü bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Bakınız ne kadar güzel ve farklı bir çalışma oldu. Düz örgüyle şöyle görünümü şık ve güzel. Çalışma oldu. Dilerseniz bir tane motifimizi bu şekilde renkli, bir tane motifimizde farklı bir renkle çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun ayarlamalarınızı yaptıktan sonra bu birleştirmeyi de göstermiştik. Şimdi son olarak kenar çalışmamızda yaparak battaniyemizi bitirelim. Kenar çalışmamıza gelince bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve şöyle battaniyemi tüm bitmiş şekliyle düşünerek köşeden başlıyorum. sabitliyorum ipimi şu şekilde alıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum buradaki zincirin altından giriyorum 1 ve 2 zincirimle birlikte iki trabzan oldu yanına bir daha giriyorum 1 2 zincirimle birlikte iki trabzan bir zincir üç oldu hemen bir sonraki zincire şöyle altından giriyorum ipimi de gizleyerek götürüyorum 3 tane zincirimi çekiyorum. Alttan geliyorum 1, 2. 2 defa da çekiyorum. Doluyorum. Kapatıyorum. 2 trabzanım ve zincirim tamam olduktan sonra bir sonraki yuvaya gelerek sık iğne ile batıyorum. Ve yeniden 1, 2, 3. Aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Toplam 3 tane trabzan olunca. Bakın şu şekilde. Tekrar bir daha yapalım. Batığım yuvaya 1, 2, 3 zincir. Ve 2 tane trabzan. 1 ve 2. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Ve bu şekilde kenarımızı da örerek tamamlıyoruz. 4 köşesini hem uzun köşelerimizi hem kısa köşelerimizi bu şekilde örelim. Battaniyemizi tamamlayalım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız şu şekilde. Evet. Birleştirip kenarlarımızda yaptıktan sonra bu çalışmamız tamam olacak. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.